Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çok kaliteli bir soruyla yine sizlerin karşısına çıktık. Bak ne biliyor musun, bu azot döngüsü abicim. Önce azot döngüsünü anlatacağım, sonra soruları çözeceğim, tamam mı? Sonra soruyu güzel bir şekilde çözeceğim. Bak, azot döngüsü dediği bu öğrencinin en çok karıştırdığı döngü. Su döngüsünde ve karbondioksit döngüsünde bir şey yok. Ama azot döngüsü birazcık kafa karışıklığıymış gibi geliyor ama aslında değil abicim. Bak şu birinci mevzu şu. Bak burası toprak, tamam mı? Toprağın içinde böyle baklagiller var. Bak baklagiller var. Baklagillerin köklerinde böyle nodüller var, tamam mı? Bu nodüllerin içerisinde de azot bağlayıcı bakteriler var. Bak burada azot bağlayıcı bakteriler var. Kim biliyor musun bunlar? Rizobium bakterileri. Rizobium bakterileri. Bunlara azot bağlayıcı bakteriler diyoruz, tamam mı? Rizobium bakterileri. Şimdi aynı zamanda toprağın içerisinde de belirli azot bağlayıcı bakteriler var. Onu da biliyoruz. Yani sadece burada değil, baklagillerin köklerinde değil, toprakta serbest olarak gezenler de var. Şimdi birincisi, bunu öğrendik. İkincisi, azot abicim atmosferde, bak atmosferde en yüksek oranda bulunan gazdır. %78 oranında bulunan gazdır ve şunu bileceksin. Azot en fazla olmasına rağmen nefes aldığım anda oksijen gibi burundan içeriye girip alveollerden emilen bir gaz değildir. Öyle bir metabolik yolu yoktur. Azotun benim vücuduma girebilmesi için başka bir çeşit yolla girmesi lazım. Önce onu bileceğiz, tamam mı? Farklı yoldan. Bak nasıl? Bir, bu azotlar atmosferde bulunan azot yağmurla reaksiyona giriyor. Yağmur suyuyla reaksiyona girer. Efendime söyleyeyim, tamam mı? Yağmur suyuyla reaksiyona girerek yağmurlarla, şimşeklerle toprağa gelir abicim. Toprağa geldiği anda azot bağlayıcı bakteriler göreve başlar ve bu azotu bağlarlar ve çeşitli reaksiyonlarla amonyağa çevirirler. İşte amonyum iyonlarına çevirirler, tamam mı? Son derece önemli. Bak bunlara çeviriyorlar, tamam mı? Aynı olay. Gördüğünüz üzere onlara çevirecek. Yani amonyak olarak aldı, tamam mı? Ondan sonra amonyak olarak aldı. Bak önce nitrit, sonra nitrata çevriliyor, tamam mı? NO2 nitrit. Onu da yazalım da. NO3 nitrat, tamam mı? Sonra çeşitli reaksiyonlarla, onu gösterelim. Çeşitli reaksiyonlarla, bak abicim. Önce nitrite çeviriyor. Bunu yapan bakteri nitrit bakterileri. Sonra nitriti nitrata çeviriyor. Bunu yapan nitrat bakterileri. Bu iki olaya nitrifikasyon denir. Banko testosterondur. Bak iki olaya nitrifikasyon. Kim biliyor musun bunlar? Kemosentez yapan bakteriler. Bak nitrifikasyon. Nitrifikasyon dediği bu. Amonya çeşitli reaksiyonlarla nitrit. Nitriti de nitrata çeviriyor. Bak şimdi bu nitrat ne oluyor biliyor musun? Meydana gelen nitrat bitki fotosentez yaparken, yani büyürken topraktan bu nitratı alıyor. Tamam mı? O suyla cartla curtla alıyor. Sen de geliyorsun bu bitkiyi yiyorsun. Böylece azot senin vücuduna geçmiş oluyor abicim. Bak mevzusu bu kadar basit. Sonra bu nitrat böyle olduğu gibi başka bir bakteri tarafından, denitrifikasyon bakterisi tarafından, tamam mı? Denitrifikasyon bakterileri tarafından atmosfere direkt azot gazı olarak verilebilir. Bu olaya da denitrifikasyon deniyor. Tamam mı? Bak nitrifikasyon neydi? Amonyağın nitrata kadar çeşitli reaksiyonlarla çevrilmesi. Oksijenle reaksiyona sokar, nitriti meydana gelir. Bunu oksijenle solunma reaksiyona sokar, nitratı meydana getirir. Nitrat mitka bitki fotosentez yaparken topraktan alır. Sonra ben gelirim onu yerim. Sonra biz ikimiz de ölürüz. Toprağa geçeriz. Başka bakteriler beni parçalar, amonyağa kadar gelirim. Sonra tekrardan bak reaksiyon devam ediyor. İşte bu bir döngüdür, tamam mı? Azot döngüsü dediğimiz döngü, bak bu kadar basit, hiçbir şey yok. Azot bağlayıcı bakteriler, tut, çeşit, çevir, amonyağa, nitrit, nitrat, nitrat bitki yapısı veya nitrat dışarıya azot gazı olarak çıksın. Buna da denitrifikasyon desin, tamam mı? Baktık şimdi. Şekildeki saprofit, nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterilerin görev aldığı basamaklar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir demiş. Bak şimdi amonyak bu. Amonyağın nitrite çevirmesi, sonra nitrata çevirmesi, yani 1 ve 2 dediğimiz olay nitrifikasyondur. Bir kere onu bileceğiz. Bak 1 ve 2 nitrifikasyondur. Zaten eledim. 3 tane şık gitti. 1 ve 2 budur. Bak artık şunu öğrendim. Şu nitratın atmosfere direkt olarak verilmesi olayına ne deniyormuş abicim? Denitrifikasyon. 3 numarada denitrifikasyon diye geldik abicim. Nefis.
3'e de geldik. Zaten doğru cevap çıktı. 4'te bitkilerin, hayvanların öldükten sonra parçalanarak toprağa geçmesi oluyor. Yani dedim ya, öldükten sonra geçiyoruz. İşte onu da kimler yapıyor? Saprofit olan canlılar yapıyor değil mi? Parçalıyor, bizi toprağa sokuyor. Doğru cevap da Bolu olarak çıkmış oluyor. Çok kalite bir soru. Gelirse net döker abicim. Hiç affetmez. Güzel bir soru. Çünkü çoğu öğrenci bunu anlamakta zorluk çekiyor. Yani şöyle, zorluk değil de yani kitaptan kendisi çalışırken zorluk çekiyor. O yüzden abicim anlayamayan öğrencimiz sayımız fazla oluyor. Dediğim gibi şimdi artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Vallahi soru gelebilir, haberiniz olsun. Bu döngülerden soru gelebilir. Onun için düzgün çalışın derim bunun için. Tamam mı abicim? Hadi bakalım. Bir başka soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.